Hepinize kocaman günaydın, selamlar, sevgiler canlarım. Sabah erkenden kalktık, bugün kontrolüm vardı şu ekseme için. Daha öncesinde bahsetmiştim, haberiniz var. Kadın beni ortada bıraktı arkadaşlar. Bayağı yani sabah sabah anlatamayacağım kadar çok sinirlendim. Kadın emekliliğini istemiş, süresiz izne ayrılmış. 10 gün sonra gel demiştim. Bakın gördünüz mü ne yaptı bana? Ortada bıraktı beni. Şimdi özel bir hastaneye geldik. Bayağı ilçenin en iyi hastanesi diyebilirim. Özel bir hastaneye geldik. Cildiye'ye. Oradaki kadın da bayram iznindeymiş. Ayın 10'unda gelecekmiş falan filan. Sağlık sisteminden gerçekten yoruldum. Bayağı bir yoruldum. Sabah 184 aradım. Bayağı dilekçe yazdım. Evet, sonuç alır mıyım? Kesinlikle sonuç alamam da işte yani maksat yeşillik olsun. Bıktım artık bu sağlık sisteminden. Hiçbir şekilde sonuç alamadığım, tedavi olamadığım bir sağlık sistemin içinde resmen bocalıyorum. Şimdi aktara uğrayacağım. Saraçoğlu'nun bir videosunu izlemiştim geçenlerde. Bir şeyler anlatmıştı. Daha öncesinden başka bir sebepten dolayı onun bir kürü işe yaramıştı bende. Şu ekseme içinde bir kür tavsiye etmiş. Onu deneyeceğim bakalım. Umarım işe yarar. Hadi emekli oldun. Bana da bir şey demiyorum. Ya insan bir haber verir. İnsan hastalarına haber verir. Böyle böyle ben gidiyorum. Cehennemin dibine gidiyorum. Siz gelmeyin falan der. Yani zaten belliydi geçen seferden gitmemden de. Gitmemdeki o afrasından tafrasından belliydi de ya bu kadar. Gerçekten acayip sinirlerim bozuk. Felaket sinirlerim bozuk yani. Şimdi buradaki pazardan bir şeyler aldım. Yani hiçbir şey de gözüm görmüyor da şu anda. Yüzüme komple dağılmaya başladı nane kolasıca. Çok kötüyüm yani. Anlatılacak gibi değil. Şimdi aktardan bir şeyler alalım. Bakalım çok bir şey yarayacak mı? Ve geldik şimdi. Kahvaltı hazırlıyorum. Çay koydum. Bugün yemeği biber dolması yapacağım. Biberleri koydum öyle. Kavurmalı. Yani et kavurmasına yumurta kıracağım. Bugün bir talihsizlik var ama dur bakalım ne olacak. Normal kendi doktoruma gittim, emekliye ayrılmış. Özel doktora gittim, bayram iznindeymiş. Yumurta aradık. Aradığımız yumurtayı bulamadık. Ondan sonra bir tane video yüklemiştim. Ta dün. Bugün sabah yüklenmişti. Yayınladım. Bağlantı bozukmuş. YouTube yanlış. Bozuk yüklemiş. Video olmadı. Bozuk çıktı. Bir cenabetlik var ama dur bakalım. Sonu ne olacak? Nereye varacak? Bayağı bugün yani iyi değilim. Bayağı iyi değilim hem de. Böyle sinir katsayım. 1 milyon şey desibel yukarıda bilmiyorum nasıl olacak yani. Bende mi bir sıkıntı var? Genel olarak ortamda mı bir sıkıntı var? Çözemedim. Dur bakalım ne olacak, nereye varacak? Of. Bir sinirli yapımdan dolayı aşırı sinirleniyorum. Aşırı böyle yani. Kendimi yiyeceğim artık. O kadar sinirleniyorum ki. Ne yapacağımı şaşırdım. Aktara gittik. Karabaş otu, ısırgan otu. Bir de şey aldım. Neydi onun adı? Kuru dut. Dut kurusu. Dut kurusu aldım. Saraçoğlu bir şeyler önermişti. Daha öncesinden ben yıllar öncesinde şu
sırtımda sivilceler vardı. Bir tane kür önermiş. Onun kürünü yapmıştım. Geçmişti, çok da iyi gelmişti. Ona istinaden gittim, aldım bakalım. Umarım işe yarar. Bıktım çünkü bu doktorlardan da, bu sağlık sisteminden de. Sürekli böyle randevu al git gel. 6 ay mı oldu ben bu şu eksema başlığı? Tam hatırlamıyorum ama rahat bir 6-7 defa gittim. Sonuç sıfır. Daha da kötü oldu. Karaciğerimde de bir sürü kortizon birikti. Süper yani. Harikayım. O kadar böyle mutluyum ki pozitiflikten öleceğim. Anlatılacak gibi değil. Hani en önemli şey sağlık ya. O da gitmek üzere yani. Şimdi size kavurmalı yumurtamı göstereyim. Sonrasında biber dolduracağım kahvaltıdan sonra. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. YouTube'da 1/2'de uyarı veriyordu. Ekranı kilitle, ekranı kilitle, ekranı kilitle. Ekranı kilitledim. Sinir oluyorum ekran kilitlerine de. O da 1/2'de açmak gerekiyor. Şifre girmek gerekiyor. Bayağı her şey, herkes, bütün her şey, yani bütün uygulamalar bile bana gıcıklık olsun diye varmış gibi gelmeye başladı. Artık her şey batıyor, her şey batıyor. Bayağı sinir kat seviyem gittikçe tırmanıyor. Dur bakalım ne olacak. Evet güzellerim, biberlerimin içini oydum, güzelce haşladım. Haşladım derken şöyle 2-3 dakika rengi sarıya dönene kadar bir 2-3 dakika kaynattım. Şöyle biraz rengi döndü gördüğünüz üzere. Bunu da neden yapıyorum? Biber, dolmalık biber acımtırak oluyor böyle. Hiç hissettiniz mi bilmiyorum da benim ağzıma geliyor. O yüzden ben hep haşlayarak yapıyorum. Önce haşlıyorum biberleri, ondan sonra donduruyorum. Kimisi kızartıyor. Kızartma ağır olduğu için ben haşlamayı uygun görüyorum. Şuraya da kıyma koydum biraz. Üstüne soğan doğradım. O biraz kavruldu. Şimdi salça koyacağım. Salça da kavrulduktan sonra yıkanmış pirinç koyacağım. Maydanoz koyacağım. İşte baharatlarını falan atacağım. Onları pişirmeyeceğim. Çiğden yapacağım onları. Ondan sonrasında biberlerimi dolduracağım canlara. Bir de bugün ne olabilir diye, daha ne olabilir diye düşünürken Recep Bey'le kavga ettik. Kendisi sabahtan bu yana benim dışımda herkesi savundu, herkesi müdafaa etti. Ben hep haksızmışım, çok fazla düşünüyormuşum, çok fazla sinirliymişim. Çok aşırı derecede büyütüyormuşum bütün olayları. En son yani annemin evine gönderme mevzusuna kadar geldi olay. Bayağı büyük bir kavga ettik, çok güzel yani. Bugün harika geçiyor. Bakalım bundan sonraki devamında günün neler olacak. Daha kötüsüne hazırlıklıyım. Kafama göktaşı falan düşebilir. Her şey olabilir. Yine de pozitif bakalım değil mi? Gülümseyelim. Güzel olsun günümüz diyelim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi canlarım, güzellerim. Telefon geldi. Ne söyleyeceğimi, nerede kaldığımı da unuttum. Bir yandan da çocuk mankırıyor dışarıda. Kimin çocuğuysa. Neyse. Pirinç yıkadım, koydum. O kavrulmuş kıyma, salça, soğan. Pirinç yıkadım, koydum. Maydanoz doğradım. Maydanoz da çok güzel oluyor. Pul biber koydum. Şimdi bunu dolduracağım. Bundan sonra ocağa gidecek. Şöyle normal kaşıkla doldurayım da daha kolaylık olsun. Ben böyle yapıyorum. Bakayım bu çocuk ya. Şimdi biberleri doldurdum canlarım, güzellerim. Şöyle sarımsak doğradım. Sarımsak güzel yakışıyor bunun içine. Şöyle içine karıştırmayı unutmuşum. İçine karıştırmayı unutmuşum sarımsağı. Ben de şimdi aklıma geldi. Şöyle doğradım, içine yerleştiriyorum.
Bir şey olmaz ya, kokusu çıksa yeter zaten. Unutmamam çok önemli değil. Zaten sonuçta içine girecekti. Ben de içine yerleştiriyorum. Şöyle yerleştireyim. Çok güzel yakışıyor sarımsak. Ellerimden endişe ediyorsanız eğer, bakın tertemiz, hiçbir şey yok. Bu konuda endişeniz olmasın. Tertemiz, tırnaklarım kesilmiş. Belki sabahtan bu yana 1 milyon defa yıkanmış temiz eller. Şöyle de iç arttı. Şöyle kırmızı kapya biberlerim vardı benim. 4 tane de bundan doldurdum. Buna da koyacağım. Üstüne domates koyacağım zaten. Biraz şöyle yerleştireyim. Kokusu çıksın iyicene. Nereye gidiyorsun? Yavaş. Tamam. Şimdi güzelce şeyimizi de yerleştirdik. Sarımsaklarımızı. Şimdi domates doğrayayım. Şöyle domatesleri küçük küçük doğruyorum. Gelişi güzel. Şöyle yerleştireceğim. Domates de bu arada çok güzelmiş. Başka pazardan aldık bu sefer. O pazar çok pahalıydı. Her şeyi almadık. Domates, salatalık falan aldık sadece. Böyle acil olacak şeyleri aldık. Pahalıydı yani. Bayağı pahalıydı. 2-3 katıydı. Normalde bizim alışveriş yaptığımız pazar o kadar pahalı değil. Sanki aynı yerden gelmiyor. Semtine göre fiyat uyguluyorlar. Daha doğru. Evet canlarım, güzellerim, dolmamızı doldurduk. Bakın gördüğünüz gibi bir tencere dolma. Çocuklar çok seviyor diye çok yaptım. Bu arada iç fazla geldi. Şu kapya biberleri de doldurdum. Peki ben neyi unutmuşum bilin bakalım. Tuz koymayı unutmuşum içe. Şu domatesleri tek tek çıkardım az önce yeniden. Bugün bakalım daha başka neler olacak. Domatesleri tek tek çıkardım. İçine şöyle hafiften tuz serpiştirdim. Şimdi kaynarken içine çeker herhalde. Öyle ümit ediyorum. Şimdi ben şu evleri falan bir süpüreyim. Bir çorba koyayım öncelikle. Bir çorba koyayım. Çorbasız olmuyor. Şimdi güzellerim, akşam yemeğimizi yedik. Evleri komple süpürdüm. Banyoyu yıkadım. Geçenki o büyük temizlikte kapıları silmemiştim. Kapıları sildim. Epey yoruldum. Baya baya yoruldum. Şimdi şu o eksemalı bölgeyi güzelce yıkadım. Sabunla temizledim. Dezenfekte ettim. 2 tane fincan koydum. Aynı Saraçoğlu'nun dediği şekilde o bahsettiği kürleri yapacağım bakalım. Tıpta bulamadığımız çözümü bakalım doğal yollardan bulabilecek miyiz? Şimdi bir tatlı kaşığı ısırgan koymam gerekiyormuş. 5-6 tane de karabaş otu koymam gerekiyormuş. Biri 4 dakika, biri 7 dakika kaynayacakmış. Bakalım faydası olacak mı? Umarım faydası olur. Gerçekten var ya, bu artık bu sağlık sıkıntısından bıktım. Bu şu kasım, şu şöyle, şurası. Var ya, cayır cayır, sanki böyle biber sürmüş gibi yanıyor. Şimdi bir tatlı kaşığı ısırgan otunu. İyi de bu tatlı kaşığı olmuyor ki ya. Şöyle göz kararı elime koyacağım. Bu beli benzer kaynayacakmış. İşte böyle kaynadı, kaynayacak falan kaynayacakmış da ocağı nasıl ayarlayacağız? Ağzını kapatayım da. Ağzı kapalı kaynayacakmış da bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi öteki de kaynadı. Bunu nasıl ayarlayacağız? 4 dakika diyor. Saat tam 8.
Bu 7 dakika kaynayacakmış. Önce bir koyalım. Isırgan suyunu içeceğim. 2, 4, 6, 7, 5, 6 tane dedi. Bunu da süreceğim. Şöyle hafiften. Bu da 7 dakika kaynayacakmış. Bakalım olacak mı? Az kaynaması gerekiyormuş. Böyle belirli belirsiz kaynaması gerekiyormuş da. Ocağı son ayarda kıstım. Yine de fokur fokur kaynama moduna geçiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle deriden tutayım bari. Şimdi güzellerim, ısırganı kaynattım. Camın ağzına koydum. Soğusun. Onu içeceğim. Ilıyınca içmem gerekiyormuş. Bu da soğuktan sıcağa yakın bir şeye gelince pamukla süreceğim ya da bir kap bulabilirsem eğer komple şurayı şöyle şu şekilde sokmayı planlıyorum eğer olabilirse. Olmazsa da artık pamukla böyle tampon yapacağım. Onu da size göstereceğim zaten. Bakalım şifa bulabilecek miyiz? Evet güzellerim, kürlerimiz gördüğünüz gibi bu karabaşotu soğudu. Şu ısırgan ılıdı. Ilıdılar yani. Bu biraz sanki çok soğumuş ya. Biraz daha sıcak olması gerekiyor demişti sanki. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Her neyse yemekten 2 saat sonra, akşam yemeğinden 2 saat sonra içilmesi gerekiyormuş bunu. İçeceğim şimdi ısırgan suyunu. Fena değil. Tadı kötü değil. Yeşil çayı andırıyor. Güzel yani tadı. Normalde maydanoz suyu falan olsa iğrenç olur, içilmez de bunun tadı güzel yani, içilemeyecek gibi değil. Şey gibi, yeşil çaydan biraz daha değişik ama güzel tadı. Şimdi şuna da önce hafiften pamukla değdirelim bakalım sıcak mı soğuk mu? Hafiften sıcak olması gerekiyordu sanki. He, iyi sıcaklığı, iyi sıcaklığı zaten soğuktan sıcağı olması gerekiyormuş. Şöyle içine sokacağım ben. Böyle biraz bekleyeceğim canlarım. Normalde içine sokup bekletilirse daha iyi oluyormuş. O yüzden şey yapacağım, böyle içine sokacağım, öyle bekleteceğim biraz. Güzellerim, size veda edeyim. Şunu biraz daha tutacağım. Biraz bekleteceğim, bekleyebildiği kadar. Ondan sonraki süreçte işte bu şeyler bitene kadar, malzemeler bitene kadar yapmayı düşünüyorum. Umarım işe yarar. Bugün bu kadarlık aksine yeter bence. Akşam oldu zaten. Recep Bey işe gitti. Ondan sonrasında başka bir şey olmaz umarım. Aksilik bugün bitmeden. Bugün bayağı bir şanssız bedeviydim. Kendinize iyi bakmayı, kendinizi sevmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Devam.